Değerli ilçe başkanım, meclis üyelerimiz, kadın kolları, gençlik kolları başkanımız, il genel meclis üyemiz, değerli partililerimiz, değerli can hakkı. Partimizin, ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanımız, ulu önderimiz, mavi gözlü devimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzak değil, dün gibi yakın. Atam, Çanakkale'de yaktığın ateş bir ulusun kaderini değiştirdi. Unutmadık. Anadolu'da milletin istikbali için attığın ilk adımı unutmadık. Ulusal egemenliği bu aziz millete emanet ettiğin günü unutmadık. En büyük eserim dediğin cumhuriyet bize emanet. Atam, ne senden vazgeçeriz ne senin eserinden. Atam, senin fikirlerini ve senin duygularını anlayarak ve hissederek unutmadık, unutturmayacağız. Değerli hemşehrilerim, Mustafa Kemal ölmemiştir. Bunun ispatı buradadır. Delili sözleridir. Atatürk şöyle der: İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemikten geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Onun için burada ve her yerde ne kadar Mustafa Kemal varsa hepsine selam olsun. Bizler Atatürk'ün tarif ettiği, cumhuriyetin istediği ve burada gördüğüm fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesilleriz. Bu nesillerin varlığı Atatürk'ün ebedi alemdeki huzurudur. Değerli canlılar, büyük ölülere matem gerekmez. Fikirlerine bağlılık gerekir. Biz onun fikirlerine ve kendisine aşkla bağlı olanlarız. Onun iki eserine, Cumhuriyete ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkanlarız. Bunu sonsuza kadar sürdüreceğiz. Sadece 10 Kasım'da değil, son Kasım'a kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olmaya söz veriyoruz. Sevgili canlılar, Atatürk'ün bir konuşmasında bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir diyor. Bugün öylelerini çokça görüyoruz. Hayatında bir şey yapamayanların kısacık ömrüne 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan sığdıran bir başkomutanı, ardından 13 kitap, bir ülke ve milyonlarca özgür insan bırakan bir lidere laf etmelerini anlamak, bu cehaleti tarife çalışmak kolay iş değil, biliyoruz. Şurası unutulmamalıdır. 10 Kasım ölüm değil, ölümsüzlüktür. 82 yıldır her 10 Kasım'da duyduğumuz ses, sirenlerin değil, kalbimizin sesidir. Bizim hayatta en zorlandığımız şey ona olan borcumuzu ödemektir. Çünkü her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1923'te sadece saygın bir devlet kurmadık. Yanı sıra sayılan bir devlet kurduk. Değerli partililerim, koronavirüs şartlarında atamızı anıyoruz. Dikkat edelim, aramızdaki mesafeyi koruyalım. Ama en çok da Atatürk'ü içine sindiremeyenlerle aramıza mesafe koyalım. Bu ülkeyi kurtaranları, cumhuriyeti kuranları, hazmedemeyenlere kesinlikle yaklaşmayalım. Evet, koronavirüs büyük tehlike.
aman maskelerimizi takalım. Ama Cumhuriyet söz konusu olunca, Atatürk söz konusu olunca maskeleri düşenlere de dikkat edelim. Unutmayalım, hijyen sizi, Atatürk'ün fikirleri hepimizi korur. Unutmayalım, adaletsizlik, diktatörlük, yobazlık, tutsaklık, virüsün panzehiri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Buradaki hiç kimse ne ağababalarının vesayetine, ne hoca efendilerinin hidayetine hiç ama hiç değer vermez. Çünkü buradaki herkes mavi gözlü bir devin ışığından asla vazgeçmez. Bu duygularla emaneti olan cumhuriyetimizi, muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı bir kez daha tazeliyor, Atatürk'ün aziz hatırasını saygıyla yad ediyoruz. Ebediyete uğurlanışının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kere daha saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz. Sözlerimi bir şiirle bitiriyorum. İsterse hayat zehir olsun, isterse refah kahrolsun. İsterse kurşun düşsün yanımıza, belimize, isterse geçinmek için bir dilim kuru ekmek geçmesin elimize, ne senden geçeriz, ne senin eserinden. Ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygıyla.